Herkese merhabalar, Tonguç Kampüs'te birlikteyiz. TYT'nin son konusunu anlatıyoruz gençler. Bugünkü dersimiz güncel çevre sorunları olacak. Dediğim gibi TYT'nin son konusu, yani kitabın sonuna kadar artık bitirmiş olmamız gerekiyor. Hemen sayfasını da söyleyeyim, konu anlatımımıza başlayayım gençler. Sayfa 169'a kadar çalışmadığınız, çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmaması gerekiyor. Biyolojinin sonuna TYT denemeleri de koyduk. Gençler artık TYT denemelerini de çözebilecek haldeyiz. Zaten çözmeye çoktan başlamış olmanız gerekiyordu. Kitabın sonundakileri de mutlaka çözün. Buradan hemen konu anlatımımıza geçeyim. Güncel çevre sorunları önemli bir konu. Neden? Çünkü ÖSYM soru sorma mantığını biraz daha değiştirdi. Güncel çevre sorunları ile ilgili, doğal kaynaklarla ilgili sorular, biyoteknoloji ile ilgili sorular son yıllarda daha fazla geliyor diyeyim gençler. Güncel çevre sorunları dediğimiz zaman da hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, asit yağmurlarından bahsedeceğiz. Radyoaktif kirlilikten, gürültü kirliliğinden bahsedeceğiz. Buna bağlı oluşan küresel iklim değişikliğinden ve erozyondan da dersimizde bahsetmiş olacağız. Tabii ki doğal kaynaklardan ve biyoçeşitlilikten de bugünkü dersimizde bahsedeceğiz. Ekosistemin yapısını bozan kimyasal maddelerin veya kirleticilerin yoğunluğunun artarak ekolojik dengenin bozulmasına tabii ki çevre kirliliği ismini veriyoruz. Hava kirliliğiyle başlamış olalım. Havada belli bir oranda gazlarımız var. Yaklaşık değerlerden bahsedecek olursak havada ortalama %78 oranında azot, %21 oranında oksijen, %1 oranında da diğer gazların olduğunu biliyoruz. Bu diğer gazlardan 0,03'ü karbondioksit gazı. Bu 0,03'lük değer 0,04'e yaklaştığı için küresel ısınmadan, sera etkisinden, ekosistemlerin bozulmasından bahsediyoruz. Yani rakamın küçük olması etkisinin de küçük olacağı anlamına gelmiyor diyeyim gençler. Havadaki SO2, CO2, O3, NO2 gibi gazların ve kimyasalların çevreye zarar verecek düzeyde artmasına tabii ki hava kirliliği ismini veriyoruz. Hava kirliliğine sebep olan doğal kirleticilerimiz olduğu gibi aynı zamanda yapay kirleticilerimiz de var. Doğal kirleticilere baktığımız zaman mesela çöl kumluk bir ortam, burada meydana gelen toz fırtınaları kumların havaya karışmasına sebep olur. Yani toz fırtınaları doğal kirleticilerdir. Volkanik patlamalar dediğimiz patlamalar da yine hava kirliliğine sebep olan doğal kirleticilerdir. Birkaç sene önce patlayan bir volkandan dolayı uçak seferleri iptal olmuştu. Çünkü görüş mesafesi çok azalmıştı. Havaya karışan partiküllerden dolayı orman yangınları hem doğal kirleticilere hem yapay kirleticilere sebep olur. Orman yangınlarının hangi sebeple çıktığı bizim için önemli. Bazen orman yangınları kendiliğinden de meydana gelebiliyor. Eğer kendiliğinden meydana geldiyse doğal kirleticiler kısmını alacağız. Tabii ki insan eliyle bir orman yangını meydana geldiyse yapay kirleticiler arasında yer almış olacak. Yapay kirleticilerin en başında fosil yakıtlar geliyor gençler. Fosil yakıtla da kastettiğimiz şey şu: doğada bulunan yakıt olarak tükettiğimiz belli bir süre sonra tükenecek olan yakıtlar yenilenemeyen yakıtlardır. Fosil yakıtlar da yenilenemeyen, yani doğada oluşumu çok uzun sürede gerçekleşip çok kısa sürede tüketilen maddelerdir. Kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıtlardan bahsediyoruz. Motorlu taşıtlar ve termik santraller de yine hava kirliliğine tabii ki sebep olan yapay kirleticiler arasında yer alacak. Hava kirliliği ile ilgili sorular geldiği zaman veya herhangi bir çevre kirliliği ile ilgili sorular geldiği zaman genellikle sebepler, sonuçlar üzerinden sözel sorulardır gençler. Tabii ki hava kirliliği ekolojik dengenin bozulmasına sebep olacak, doğanın zarar görmesine sebep olacak. Buna bağlı olarak iklim değişikliklerinin yaşanmasına sebep olacak. Birazdan anlatacağım, sera etkisi denilen bir etki var. Dünyanın belli bir sıcaklıkta durmasını sağlıyor ki dünya belli bir sıcaklıkta olması lazım. Hava kirliliği sera etkisinin artmasına, gereken derecenin üstüne çıkmasına sebep oluyor. Ozon tabakasının tabii ki incelmesine neden oluyor diyeyim. Küresel ısınmayı arttırır yazmış olayım. Biyoçeşitliliğin de tabii ki azalmasına
neden olacaktır gençler. Dünya üzerinde bulunan toplam canlı çeşitliliğine de biyoçeşitlilik ismini vereceğiz. Aşağıda verilen olaylardan hangisi atmosferde bulunan karbondioksit miktarının azalmasını sağlar dediği zaman atmosferdeki karbondioksitin azalmasını sağlayan ototrofların faaliyetidir. Unutma, kendi besini kendi üreten canlılara ototrof canlılar diyorduk. Bunlar ya ışık enerjisini kullanıyordu, fotoototrof oluyorlardı, ya da kimyasal enerjiyi kullanıp kemoototrof olarak isimlendiriliyorlardı. İster fotosentez ister kemosentez olsun, hangisi olursa olsun atmosferdeki karbondioksit miktarı azalacaktır. Fosil yakıtların tüketilmesi tabii ki arttırır. Solunum yapıldığı zaman oksijenli solunum sonucunda karbondioksit açığa çıkıyordu. Kemosentez atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltacak. Ayrıştırıcı mantarların faaliyetinin artması, denitrifikasyon yapılması yine atmosferdeki karbondioksit miktarını arttırır diyelim. Buradan da asit yağmurlarına geçelim. Atmosferdeki karbondioksit, SO2, NO2 gibi gazların su buharıyla birleşerek HNO3'ü, H2SO4'ü meydana getirmesi tabii ki asit yağmurlarının oluşmasına sebep olacak. Çünkü bunlar asitli bileşiklerdir. Asitli bileşikler su buharıyla birleştiği zaman asit yağmuru denilen yağmurlar yeryüzüne inmiş oluyor. Asit yağmurları da indiği bölgedeki toprağın, suyun pH'inin değişmesine neden oluyor. Suyun ve toprağın pH'inin değişmesini sağlar dedik. Ağır metallerin çözünürlüğünün artmasına neden olabiliyor. Astım ve dolaşım sistemi sorunlarına sebep olabiliyor. Dolaşımla birlikte tabii ki solunum sistemi rahatsızlıkları da birlikte gelecektir. Asit yağmuru dediğimiz yağmurlar tabii ki sadece oluştuğu bölgeyi etkilemez. Diyelim ki biz ülkemizde çok fazla derecede zararlı gaz çıkışı yapıyoruz. O nedenle asit yağmuru taşıyan bulutlar meydana geldi. Bulutlar tabii ki hareket ettiği için başka bölgeler de etkilenecektir. Sadece maalesef ki oluştuğu bölgeyi etkilemez. Asit yağmurları sadece oluştuğu bölgeyi etkilemez yazmış olayım gençler. O yüzden de çevre kirliliğiyle ilgili alınacak önlemler uluslararası düzeyde alınır. Yani ben ülke olarak hiç atık oluşturmayayım, hiç kirliliğe sebep olacak bir şey yapmayayım, biz ülkemizde mutlu mesut yaşayalım diyemiyoruz. Başka ülkelerin yarattığı zararlar tabii ki bizi de etkiliyor. Bizim yarattığımız zararların onları etkilemesi gibi açıkta bulunan tarihi eserlerimiz var. Mesela işte Nemrut heykelleri gibi düşünün. Asit yağmurları bu heykellerin de tabii ki zarar görmesine sebep olacaktır. Sera etkisi ne demek? Sera etkisi olması gereken bir şey. Sera ne demek? Ben buraya bitkileri ekiyorum. Bu bitkilerin üstünü plastik veya camla kapatıyorum. Kapattığım zaman şuranın belli bir sıcaklıkta kalmasını sağlıyorum. Böylelikle kışın bile yazın yetişen sebze ve meyveleri üretebiliyorum. Şurayı sıcak tuttuğum için. Dünyanın etrafında bulunan gazlar da dünyanın etrafında bir sera etkisinin oluşmasına sebep oluyor ki bu sayede dünyanın sıcaklığı ayarlanmış oluyor. Atmosferde bulunan bazı gazlar sayesinde diyeyim gençler dünyanın belli bir sıcaklıkta bulunmasına sera etkisi deniliyor. Sera etkisinin artması ne demek? Güneşten dünyaya ışınlar geldi. Bizim yaydığımız gazlar sayesinde şurada bir tabaka oluşmuştu. Yansıdı tekrar toplandı. Şurası belli bir sıcaklığa kavuştu. Sera etkisinin artmasıyla birlikte sen şu tabakayı kalınlaştırmış oluyorsun. Güneşten gelen ışınlar şuranın içerisinde daha fazla hapsoluyor. Hapsolmasından dolayı da dünya şu an olduğu sıcaklığın üstüne doğru çıkıyor. Buna da küresel ısınma ismini veriyoruz. Yani sera etkisinin artması tabii ki küresel ısınmaya neden olacaktır. Sera gazlarının artmasına bağlı olarak havanın ortalama sıcaklığının artmasına küresel ısınma diyoruz. Küresel ısınma sonucunda dünyadaki ekosistemlerde bozulmalar meydana gelecektir. Buzulların erimesi çok büyük bir tehdit mesela. Buzul dediğimiz alanlar çok büyük buz kütleleri. Bu kütlelerin erimesiyle birlikte deniz seviyeleri yükseliyor. Günümüzde karada olan alanlar suların altına gömülme tehlikesi yaşıyor veya şu an denizaltı alanların
yeryüzüne çıkması söz konusu olabilir. Bu da dünyada yaşayan tüm canlıları, tüm ekosistemleri tabii ki etkileyecektir. Diyagramdaki ifadeler en üstten başlayarak doğru ya da yanlış olarak değerlendirildiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır demiş. Atmosferde bulunan sülfürik asit su buharının yağışlarla yeryüzüne düşmesine tabii ki asit yağmurları ismini veriyoruz. Asit yağmurların pH değeri 8'in üstündedir diyor. Asitli yağmurlardan bahsediyorsak asidik pH'a sahip olmaları gerekiyor. Yani bu bizim için yanlış. 8'in altında, 7'nin altında dememiz gerekiyordu. Asit yağmurları sadece gerçekleştiği bölgeyi etkiler demiş. Bu da bizim için yanlış olacak. Gençler, çünkü bulutlar hareket ediyorlar. Diğerlerine de bakmış olayım. Asit yağmurları toprağın pH'inin değişmesine tabii ki sebep olacaktır. Asit yağmurları açık alanda bulunan tarihi eserlerinde tabii ki tahrip olmasına sebep olacaktır diyeyim. Su kirliliğine geçmiş olayım. Suya suyun niteliğini bozacak kimyasal veya fiziksel maddelerin karışmasına su kirliliği ismini vereceğiz. Su kirliliğinin sebeplerine de bakacak olursak kanalizasyon sularının ve endüstriyel atıkların doğrudan suya bırakılması tabii ki su kirliliğine neden olacaktır. Asit yağmurları da suyun pH'inin değişmesine neden olur. Günümüzde böyle ay üstüme damladı, beni paramparça etti, 1,5-2 asitli yağmurlar yağmıyor. Ama biliyoruz ki hava kirliliğini yarattığımız için asit yağmurlarının oluşma oranı arttı. Toprağın pH'i değiştiği zaman o bitki türü artık o toprakta yaşayamıyor. Suyun pH'i biraz daha zor değişir ama suyun pH'i değiştiği zaman suda yaşayamıyor. Yani canlılar da artık oraya uyum sağlayamayacaktır. Unutmayın, asit yağmurlarının nehir, göl ve akarsuların pH'ini değiştirmesi tabii ki su kirliliğinin sebepleri arasındadır. Akaryakıt taşıyan gemilerin deniz ve okyanuslarda yaptığı kazalar da çok büyük su kirliliği sebepleridir. Ya hocam, kazadır bu, olur gibi bakmayın. Çok büyük böyle varillerle, bilmem kaç ton varil taşıyan gemiler bazen kaza yapabiliyorlar. Yaptıkları zaman da petrol olduğu gibi, akaryakıt olduğu gibi denizin, okyanusun üstüne biniyor. Sudan daha hafif olduğu için suyun üstünde siyah bir tabaka oluşmasına sebep oluyor. Güneş ışınları aşağıya doğru inemiyorlar. Aşağıda yaşayan canlıların ölümüne yol açıyor. Su tabii ki kendi kendini zaman içerisinde yenileyecektir ve temizleyecektir ama akaryakıt dediğin şeyler çok uzun yıllar boyunca oradan toplanamıyor gençler. O yüzden de çok uzun yıllar etkileri görülüyor. Tarımda kullanılan kimyasal maddeler ve gübreler de tabii ki suya karıştığı zaman su kirliliğine neden oluyor. Madencilik faaliyetleri ve yeraltı sondaj kuyularının hatalı inşası da yine su kirliliğine sebep oluyor. Sondaj kuyuları açılıyor. Yani okyanusun dibinden petrol çıkartılmak isteniyor. Orada bir kaza olduğu zaman denizin aylarca yandığını görebiliyoruz. Çünkü çıkan petrol rezervi tutuşuyor. Ya hocam, aylarca nasıl yansın mantığıyla bakmayın. Söndüremiyoruz. Aylarca o petrol orada yanmaya devam edebiliyor gençler. Bununla ilgili örnekler çok. Su kirliliğine karşı peki bizim almamız gereken önlemler neler? Tabii ki kanalizasyon sularını ve endüstriyel atıkları ne yapmamız lazım? Arıtmamız lazım gençler. Arıtma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra bunları su kaynaklarına bırakmalıyız. Kanalizasyonu önleyemezsin. İnsanlar evde yaşıyorlar. Tuvalet, lavabo ihtiyaçlarından kanalizasyon suları meydana geliyor. Ama kanalizasyon sularını olduğu gibi suya bırakmak var. Bir de arıtarak bırakmak var. Mecburen çevre kirliliği sebep olacak bazı şeyleri yaşamımızda yapıyoruz. Ben ısınmak zorundayım. Evimin içerisini ısıtabilmek için de mutlaka bir yakıt tüketmek zorundayım. Ya kömür yakacağım, ya doğalgaz yakacağım, ya da bir alternatif enerji kaynağı bulacağım. Benim kullandığım şey doğaya en az zarar veren şey olmalı gençler. Akaryakıt taşımacılığında tabii ki gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Kazaların olmaması için tarımda gereğinden fazla kimyasal madde ve gübre kullanmamamız gerekiyor. Su kaynaklarının bulunduğu alanlar yerleşime açılmamalı. Maalesef ki su kaynaklarına yakın alanlar doğa olduğu için, insanları cezbettiği için yerleşime açılıyor. Bu nedenle de bir süre sonra o su kaynakları kullanılamayacak hale gelebiliyor. Doğada parçalanması zor olan deterjanların da kullanımı
azaltılmalı gençler. Biliyorsunuz deterjan gibi, yağ gibi suda çözünmesi zor olan maddeler var. Hatta belediyeler de bunlarla ilgili kampanyalar yapıyor. Biz kullandığımız sıvı yağları, kızartma yağlarını lavaboya döktüğümüz zaman bu suya karışıyor. Bir gramının suda çözündüğü miktarı öğrenmiştim ben zamanında, rakam hatırlamıyorum şu an. Çok büyük bir değerden bahsediyoruz. Bu nedenle de belediyeler, devlet nasıl bir önlem alıyor? Kızartma yağlarınızı lavaboya dökmeyin, su kaynaklarına bırakmayın, toplayın, toplanma alanlarında biriktirin diyorlar. Ötrofikasyon geçen senelerde, hatta bu senenin içerisinde de yaşadığımız bir durum. Suların çeşitli sebeplerle azot ve fosfor miktarının artmasına bağlı olarak suda çok fazla derecede algler hızla üremeye başlıyorlar. Siyanobakteriler, algler o kadar hızla ürüyorlar ki, ya hocam bunlar fotosentez yapan canlılar, yani olsunlar suda demeyin, aşırı miktarda sayıları artıyor. Bu da suyun üstünde bir tabaka oluşmasına sebep oluyor. Suyun alt kısımlarına bu sefer ışık ulaşmamaya başlıyor. Oksijen ulaşmamaya başlıyor. Suda yaşayan diğer canlılar ölüyor. Sudaki oksijen ve berraklık azalıyor. Oksijensiz solunum yapan canlılar, ayrıştırıcılar aşırı derecede artıyor. Bu da suyun kötü kokmasına, kirli yeşil bir renk almasına sebep oluyor. İşte bu sene yaşadığımız müsilaj olayı aslında ötrofikasyona örnektir. Suda aşırı azot ve fosfor birikmesine sebep ne oluyor? Tabii ki bizler oluyoruz gençler. Kanalizasyon sularını doğrudan bıraktığımız zaman, atıklarımızı doğrudan suya bıraktığımız zaman suyu azot ve fosfor açısından zenginleştirmiş oluyoruz. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılması gerekenlerden biri değildir? Sanayi tesislerini yerleşim alanlarından uzak bölgelere kurmak her kirlilik için kabul edebileceğim bir cümle. Hava kirliliği için söyleseydi de kabul edecektim. Hava alanlarını, sanayi tesislerini, fabrikaları şehir dışına kurmamız gerekiyor kirliliği engelleyebilmek için. Akaryakıt taşımacılığı sırasında gerekli önlemleri tabii ki almalıyız. Doğada parçalanması zor olan deterjanları kullanmamalıyız. Mamak dediği için aldım. Kanalizasyon sularını arıtmamız gerekiyor. Su kaynaklarının bulunduğu alanları tabii ki, şunu doğru olarak göstereyim, su kaynaklarının bulunduğu alanları yerleşime açmamamız gerekiyor. Su kaynaklarımız gittikçe azalıyor. Hatta 3. Dünya Savaşı'nın sudan dolayı çıktığıyla ilgili çıkacağıyla ilgili söylentiler vardır. Biliyorsunuz ki hocam dünyanın 1/4'ü su, yine demeyin gençler, tatlı su kaynaklarından bahsediyoruz. Tuzlu su kaynaklarımız tamam, denizler ve okyanuslar var, ama tatlı su kaynaklarımızın rezervlerini çok hızlı bir şekilde tüketiyoruz. İleride su bulunan bölgelere, su çıkan bölgelere savaşlar düzenlenebilir. Nasıl ki petrol kaynaklarının olduğu yerlere ülkeler savaş açıyorlar, petrolün olduğu ülkeyi ele geçirmeye çalışıyorlar. Su kaynağının olduğu bölgeler de günümüzde çok değerli olacağı için savaş çıkabilecek alanlar olabilir. Tabii bununla da ilgili çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz tesisler kuruluyor. Tuzlu suyu tatlı suya çevirecek teknolojik aletler geliştirilmeye çalışılıyor. Bir göl ekosisteminde ötrofikasyon sonucu olaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte verilmiştir? Sudaki çözünmüş oksijen oranının azalması, sudaki balıkların ölmesi, oksijen azalacak ki balıklar ölecek. Başlangıçta da ne olacak? Sudaki algler aşırı derecede çoğalacak. Çoğalmasından dolayı ışık aşağıya geçmeyecek. Burada fotosentez tepkimeleri gerçekleşmeyecek. Besin ve oksijen yetersizliğine bağlı olarak balıklar ölecek. O zaman sudaki alglerin aşırı çoğalması olacak. Oksijen oranı azalacak. Sudaki balıkların da ölmesi meydana gelecek. 3-1-2 şeklinde diyelim gençler. Cevabımız da D'ye düşmüş oldu. Ötrofikasyon gözlenen bir gölde X durumunun zamana bağlı olarak değişimi yandaki grafikte gösterildiği gibidir. Buna göre X değişkeni yerine aşağıdakilerden hangisinin gelmesi beklenmez? Göl suyunda kokuşmanın X değişkeni olması beklenmez. Göl suyundaki kokuşma ne yapacaktır gençler? Artacaktır. Göl suyunun oksijen derişimi tabii ki azalacak. Göl suyunun ışık geçirgenliği azalacak. Göldeki balık sayısı azalacak. Besin zincirindeki bazı canlılar öleceği için besin zincirinde bulunan trofik basamak sayısı da tabii ki azalacaktır. Göl suyundaki kokuşma ise artacak diyeyim.
Buradan da toprak kirliliğine geçiş yapayım. Toprak kirliliğinin sebeplerinden biraz bahsedelim gençler. Ev ve sanayi atıklarının tabii ki toprağa doğrudan bırakılması, toprağa karışması toprak kirliliğine neden olacaktır. Asit yağmurlarının yağması toprağın pH'ini değiştirecektir. Tarımda kullanılan kimyasal maddeler, yapay gübreler ve hormonlar da tabii ki toprak kirliliğine neden olacaktır. Radyoaktif atıklar, petrol türevi maddelerin toprağa bırakılması da yine toprak kirliliğine sebep olur. Toprak kirliliğine karşı almamız gereken önlemler var. Bakacak olursak tarım ve orman arazilere yerleşim alanları tabii ki kurulmamalı. Bu da yaptığımız büyük hatalardan biri. Göle suya yakın olan yerlerde ormanlık alanlar fazla oluyor. Göle suya yakın olan bölgelerde de tabii ki biz yerleşim alanlarını kurarak bir süre sonra buradaki ormanların yok olmasına, tarım arazilerinin yok olmasına neden oluyoruz. Böylelikle gölün de kirlenmesine neden oluyoruz. Mesela İstanbul üzerinden düşünecek olursak gençler, tarımın yapılabileceği arazilerin tamamına birden insanlar yerleşmiş durumda. Çünkü tarımın yapılabileceği arazilerin hava koşulları, sıcaklık koşulları insanların sevdiği değerler. O yüzden de İstanbul içerisinde tabii ki tarım yapılacak araziler yok. Tarım yapılabilecek arazi denilen alanlar İstanbul dışında daha soğuk, daha yüksek, bitkilerin de yetişmek istemediği alanlar. Dünya üzerinde maalesef ki böyle bir hata yapıyoruz. Tarıma elverişli alanlarda şehirleşmeleri meydana getiriyoruz. Tarıma elverişsiz alanlarımız ise boş kalıyor. Bu nedenle dünyanın karnını doyurmakta ileriki yıllarda çok büyük zorluklar çekebiliriz. Bu nedenle de tabii ki bazı çalışmalar yapılıyor. Birazdan onları da vereceğim. Ev ve sanayi atıkları toprağa zarar vermeyecek şekilde tabii ki toplanmalı ve depolanmalı. Çöplük alanlar oluşturulmalı ama bu çöplük alanlar oluşturulmadan önce arıtılma tesislerinin oluşturulmasına özen gösterilmeli. Mümkünse atıklarımızı tabii ki ayrıştırmalı, geri dönüşüme göndermeliyiz. Geri dönüşüme gönderdiğimiz zaman hem ham madde kullanımını azaltıyoruz hem de atık miktarımızı azaltıyoruz. Yapay gübreler ve kimyasal ilaçlar diyeyim, zirai ilaçlar bilinçli olarak kullanılmalı. Ormanlaştırma ve erozyon kontrol çalışmaları tabii ki yapılmalı diyeyim gençler. Erozyondan da bahsedelim. Arazinin engebeli ve eğimli olması tabii ki toprağın erozyonla kaymasına sebep olacaktır. Bitki örtüsünün tahrip edilmesi, var olan bitkinin yok edilmesi erozyona sebep olacaktır. İklimin etkisiyle meydana gelir. Arazinin yanlış kullanılması da yine erozyona sebep olacaktır. Böyle Karadeniz bölgelerinde erozyon daha sık görülüyor. Sebebi ne? Karadeniz aslında çam ağaçlarından oluşan bir iklime sahip. Çay daha fazla para getirdiği için çay çalı formunda bir bitki türüdür gençler. Çam ağaçları olduğu zaman toprağı kökler sıkı bir şekilde tutuyor. Toprağın erozyonla kaymasını engelliyor. Heyelanla kaymasını engelliyor gibi düşünün. Ama ben çalı formundaki çayları ektiğim zaman onların kökleri daha güçsüz. Toprağı yeterince sıkı bir şekilde tutamıyorlar. Erozyonun sonuçlarına da bakacak olursak toprağın verimli üst katmanı tabii ki kayboluyor. Toprağın su tutma kapasitesi düşmüş oluyor. Toprağın verimli üst kısmı şurasıdır gençler. Bu üst kısmında organik maddeler vardır. Ayrıştırıcı canlılar bunları inorganik maddelere çevirir. Humuslu toprak dediğimiz toprak inorganik madde bakımından zengin topraktır. Bitkiyi şuraya ektiğin zaman kökleriyle tabii ki inorganik toprağı alması lazım. Aynı zamanda üst kısımda bulunan sudan da yararlanması lazım. Toprak kaybı yaşandığı zaman, erozyon meydana geldiği zaman şu inorganik madde bakımından zengin olan toprağı kaybediyorsun. Toprağın su tutma kapasitesi de düştüğü için bitkiler artık burada yeterli düzeyde yetişemiyorlar. Çölleşme dediğimiz olay meydana geliyor. Tarıma elverişli arazilerde tabii ki azalmış oluyor. Soru çıktı karşımıza. Hadi bakalım. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğini önlemeye yönelik alınan tedbirlerden biri değildir? Verimli tarım alanlarına yerleşim alanlarının kurulmaması alınacak önlemlerden bir tanesi. Eğer tarıma elverişli bir alansa burada tarım yapılmaya devam edilmeli. Evsel atıkların toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanmasını tabii ki istiyoruz. Mümkünse
Artık ülkemizde de bu konuda bir tık daha bilinçlendik. Mesela yurt dışında bu konuda bilinçlenme çok daha fazla. Sosyal baskı dediğimiz baskı söz konusu. Çöplerini ayrıştırmayan insanlara hem devlet ceza yazıyor, tamam o kısmı okey. Ama sosyal baskı dediğimiz baskı da söz konusu. Sen nasıl çöplerini ayrıştırmazsın diye etraftan tepki alınıyor. Bizim ülkemizde de ileride bu durum meydana gelecektir mutlaka. Geri dönüşümle ilgili, atıklarımızı ayrı atmamızla ilgili bunu daha kolay hale getirebilecek işler yapılıyor. Binaların önlerine kağıt ve metalleri atabileceğimiz ayrı çöp konteynerleri konuluyor. En azından kendi adımıza bu atıklarımızı bu konteynerlere atarsak çevre kirliliğini engellemiş oluruz, azaltmış oluruz en azından. Sanayide kullanılan ambalajların plastik maddelerden yapılması istediğimiz bir şey değil gençler. Plastik maddelerin çözünürlüğü çok az. Toprağa atıldığın zaman binlerce sene bozulmadan kalabiliyorlar. Toprak kirliliğine yol açıyorlar. Plastik ambalajlı maddeler kullanmak yerine çözünebilirliği daha fazla olan, geri dönüşümü yapılabilen maddelerin kullanılmasını tercih etmeliyiz. Organik tarım tabii ki yaygınlaştırılmalı. Organik tarım ne demek? Bundan da biraz bahsetmiş olayım. Organik tarım ürünleri satılıyor biliyorsunuz ki. Organik tarım ürünleri de diğer tarım ürünlerine bakarak çok pahalı oluyorlar. Pahalı olmasının belli bir mantığı var. Her benim ürünüm organik diyene de kanmayın. Organik olabilmesi için belirli koşulların sağlanmış olması lazım. Benim bir tarım arazim olacak. Bu tarım arazimde bilmem kaç yıl boyunca daha öncesinde herhangi bir tarım ilacı, zirai ilaç kullanılmamış olacak. Devlet gelecek toprağımdan örnek alacak. Evet, bu toprakta herhangi bir zirai ilaç kullanılmamıştır diyecek. Daha sonra ben ekim yapacağım. Ekim yaptıktan sonra da kimyasal herhangi bir ilaç vermeyeceğim. Mesela ben bu tarlaya işte 100 kilo domates ektim. 100 kilo domates almam gerekiyor. Bunu götürüp satmam gerekiyor. Hormonunu, kimyasal ilacını, böcek öldürücüsünü verdim. 100 kilo domatesi elde ettim. Belli bir paraya satıyorum. Organik tarım yaptığım zaman herhangi bir kimyasal kullanmıyorum ya. Bitkinin gelişmesini sağlayacak kimyasal bir gübre vermiyorum. Böcek öldürücü herhangi bir ilaç vermiyorum. Haliyle 100 kilo domates değil de 80 kilo domates yetiştirebiliyorum. 80 kilo domatesin 20 kilosunu da böcekler yiyor, 60 kilo elimde kalıyor. Herhangi bir kimyasal kullanmadığım için yolculuk sırasında da bunun 10 kilosu çürüyor. Benim kaldı elime 50 kilo. Halde de çok uzun süre saklanamıyor. Halde orada burada da çürüdü. Kaldı benim elime 40 kilo. Haliyle 100 kiloluk domatesi kaç paraya sattıysam zarar etmemem için 40 kiloluk domatesi de o paraya satmam gerekiyor. Organik tarım ürünlerinin pahalı olmasının sebebi budur. Benim ürünüm organik denmesiyle o iş olmuyor. Tarım Bakanlığı'ndan sertifika alınmış olması, marketlerde özel alanlarda satılıyor olması, tek tek ambalajının farklı bir şekilde yapılmış olması gerekiyor. Hatta organik tarım ürünü taşıyan kamyonların işte şehirler arası yollarda durdurulması bile yasaktır. Herhangi bir kimyasal müdahale olur, madde geçişi olur diye gençler. Organik tarımı yaygınlaştırmak iyi bir şey ama 40 kiloyla da dünya nüfusunu doyurabilmek zor. Farklı alternatifler üretilmek zorunda. Tarımla uğraşan insanların tarımsal ilaçlar konusunda tabii ki bilinçlendirilmesi gerekiyor. Aslında tarımda kullandığımız gübreler zararlı maddeler değil gençler. Bitkilerin ürettiği gübreleri kimyasal sentetik olarak üretiyoruz. Bitki gelişimimiz olumlu yönde etkilensin diye biz bu gübreleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Yalnız şurada hata yapabiliyoruz. Mesela sana ziraat mühendisi bu işi bilen adam geliyor diyor ki bu gübreden şu kadar vereceksin, şu ay vereceksin, şu kadar süre vermeyeceksin diyor. Adam gübreyi veriyor, bakıyor ki öf, şeftaliler kocaman kocaman oldu, bitki daha çok üretiyor. Dur biraz daha gübre vereyim diyor. Uygun zamanda vermiyor, uygun miktarda vermiyor. O yüzden de bitkinin içerisinde bu kimyasallar kalıyor. Biz de bu bitkiyi yediğimiz zaman kimyasallar onun vücudunda diyeyim ayrışmadan bizim vücudumuza geçiyor. Aslında her şeyi gerekli miktarda, gereken sürede yaparsak herhangi bir sıkıntı yaşamayız gençler. Çünkü dünya nüfusunu doyurmak zorundayız. Ne diyorum? Tarıma elverişli alan sayısı azaldı diyorum. Ama dünya nüfusu da gitgide artıyor. Haliyle sen bu insanların bir şekilde karnını doyuracaksın. Bu tarımı arttıracak bir şey bulmak zorundasın. Ekosistemde uzun süre bozulmadan kalan atık maddeler tabii ki kalıcı kirlenmeye neden olurlar. Baktığımız zaman hangileri kalıcı kirlenmeye yol açar demiş. Hayvansal atıklar yazarım.
organik atıklar yazarım. Organik atıktır, hayvansal atıktır. Bunlar doğada olması gereken atık maddeler. Hayvan ölecek, atığı orada kalacak ya da kendi ürettiği atık organik madde orada kalacak. Ayrıştırıcı gelip bunu inorganiğe çevirecek. Ekosistemde inorganik maddeler tükenmeyecek. Yani hayvansal atıklar kalıcı kirliliğe yol açmaz. Hayvan gübresini oraya bıraktı diye doğa zarar görmez. Civa, kurşun gibi ağır metaller tabii ki kalıcı kirliliğe sebep oluyorlar. Biyolojik birikime neden oluyor. Bir önceki derste anlatmıştım. Canlı vücuduna geçtikleri zaman canlı vücudundan atılamayan maddelerdir ağır metaller. Böcek öldürücü kimyasal maddeler de tabii ki kalıcı kirlenmeye yol açacaktır diyeyim. Buradan da radyoaktif kirlilik dediğimiz kirlilikten bahsedeyim. Radyoaktif maddelerin canlıların yapısında ve çevrede belirli bir seviyenin üzerine çıkmasına radyoaktif kirlilik ismini veriyoruz. Dedim ki dünyanın belli bir enerjiye ihtiyacı var. Benim evde ısınabilmem için bir şeyi o peteğin içerisinden, o sobanın içerisinden geçirmem lazım. Yine dünyanın enerji ihtiyacını karşılayabilmek için radyoaktif enerjiden de yararlanıyoruz. Nükleer santraller kuruyoruz. Ama radyoaktif kirlilik dediğimiz radyasyon çok tehlikelidir. Çünkü mutasyonlara, genetik bozukluklara neden olabiliyor. Hayatımızda devamlı olarak artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte radyasyona maruz kalıyoruz. Ama termik santrallerin patlaması gibi şeyler aşırı derecede radyasyonun açığa çıktığı olaylardır. Doğal radyasyon kaynaklarımız ve yapay radyasyon kaynaklarımız var. Tabii ki uzaydan dünya atmosferine gelen kozmik ışınlar var. Bu kozmik ışınlardan dolayı radyasyona maruz kalıyor. Özellikle yükseklerde çalışan insanlar. Hatta pilotların erken emeklilik almasının sebeplerinden biri de budur. Onlar çok uzun süre havada seyahat ediyorlar. Mesela pilot diyor ki bilmem kaç saat uçtum diyor. Havada geçirdim diyor. Yani havada da yukarılara çıkıldıkça radyasyon miktarı arttığı için kozmik ışınlardan dolayı onlara erken emeklilik hakkı veriliyor. Veya aynı mantık şeyler için de geçerlidir. Hastanelerde röntgen çeken teknisyen elemanlar için de geçerlidir. Gençler, onlar da normal insanlara bakarak radyasyona daha fazla maruz kalıyorlar. Yeryüzünde ve canlıların vücudunda bulunan radyoaktif izotoplar da tabii ki radyasyon kaynağıdır. Bizi yapay radyasyon kaynakları daha çok ilgilendiriyor. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bunlara daha fazla maruz kalıyoruz. Tıbbi, zirai ve endüstriyel amaçlı kullanılan X ışınları radyasyon kaynağıdır. Burada artı eksi hesabı denilen bir hesap söz konusudur. Kastettiğim şey şu: ben gittim kolumu kırdım. Kolumu kırdığım zaman röntgen çekilecek. Röntgen çekildiği zaman X ışınları verilecek. İşte radyasyona maruz kalacağım. Artı eksi hesabı nasıl işliyor? Doktor kemiğin nasıl kırıldığını görecek. Ona göre uygun bir kaynaşmayı gerçekleştirecek. Ben burada aman ben röntgene girmem, radyasyon almam mı diyeyim? Yoksa doktor düzgün bir şekilde görsün ve yerine mi yerleştirsin söz konusu oluyor. Tabii ki röntgen çektirmeyi tercih ediyoruz. Gençler, kafamıza göre ay ben bir röntgen çektireyim, ay şuramda ağrıyor, doktora ısrar edip bana şu tahlili de yaptır tarzında uygulamalardan kaçınmamız gerekiyor. Yoksa tabii ki sağlık açısından bu X ışınına maruz kalmamız gerekiyorsa kalacağız diyelim. Nükleer santraller tabii ki radyasyon kaynaklarıdır. Nükleer bomba denemeleri maalesef ki radyasyon kaynaklarıdır. Bazı tüketici ürünleri de radyasyon yayıyor. Televizyon gibi, cep telefonu gibi maddelerden bahsediyoruz. Nükleer bomba denemelerinden de bahsedeyim. Dünya üzerinde nükleer bomba çalışmaları, nükleer bomba denemeleri maalesef ki zamanında yapıldı. Günümüzde yapılmaması ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama ülkeler nükleer silahları olduğu ile ilgili başka ülkeleri tabii tehdit edebiliyor. Eğer senin nükleer bir silahın varsa beni kızdırırsan bak nükleer silahımı atarım, çok büyük bir tehdit anlamına geliyor. Bazen soru yazarken kıllık yapıyorum. Nükleer bomba denemeleri insanların yaşamadığı okyanusların bilmem kaç kilometre derinliğinde yapılmalıdır falan gibi. Nükleer bomba çalışmaları yapılmamalıdır. Yok çölde yapayım, yok okyanusta yapayım, yok canlı insanın olmadığı bir yerde yapayım gibi bir şey söz konusu değil gençler. Kesinlikle bu denemelerin yapılmaması gerekiyor.
Aşağıdakilerden hangisi radyasyon kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemlerden biri değildir? Nükleer silah denemelerini yasaklamak alabileceğimiz önlemlerden bir tanesi ki ülkeler bununla ilgili ortak protokoller imzalıyorlar. Nükleer silah yapmayacağız, nükleer silah denemeleri yapmayacağız diyorlar. Maalesef ki biliyorsunuzdur tarihten nükleer silah denemeleri sonucunda ortaya çıkan olumsuz etkiler çok uzun yıllardır hissediliyor ve hissedilmeye de devam ediliyor. Ozon tabakasının incelmesine engel olmamız gerekiyor. Radyasyon yayan makinelerin kullanımını standartlara uygun hale getirmemiz gerekiyor. Doktor istemediği sürece ben bir şunu da çek bana demememiz gerekiyor. Teknolojik aletlerin kullanımını yaygınlaştırmak radyasyon yaymamıza sebep olur gençler. Nükleer santral kazalarına karşı da tedbir almamız gerekiyor. Yine birkaç yıl önce başka bir ülkede nükleer santral patlamadı ama sızıntı meydana geldi. Çernobil'den bahsetmiyorum, daha kısa bir süreden bahsediyorum. O ülkeden araba satın alınmasında bile sıkıntılar yaşandı. Sızıntı olmasına rağmen o ülkeden bizim ülkemize gelen arabalarda radyasyona rastlandı gençler. Radyasyon dediğiniz şey hiç küçümsenmeyecek bir kirliliktir maalesef ki. Gürültü kirliliği ve ya ses kirliliğine bakacak olursak seslerin insanları rahatsız edecek miktara ulaşmasına gürültü kirliliği ismini veriyoruz. Neden insanları rahatsız edecek miktara dedik? Çünkü bazen çok yüksek desibelli bir ses bizi rahatsız etmeyebilir. Bir rock konserine gittim, kafayı sallıyorum orada. Çok yüksek bir desibel ama kesinlikle rahatsız olmuyorum. Bu gürültü kirliliği anlamına gelmez. Ama evde yatıyorum, musluktan pıt 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 su damlıyor. Bu benim sinirlerimi bozuyor, uykumu kaçırıyor, düzenimi bozuyor. Bu gürültü kirliliği anlamına gelecektir. Gürültü kirliliğinin sebeplerine bakacak olursak tabii ki kara, deniz ve hava ulaşım araçları büyük oranda gürültü kirliliği yayar. Bu nedenle havalimanları şehir dışına taşınmaya çalışılıyor ki İstanbul'da taşındı biliyorsunuz ki. Otogarlar da şehir merkezlerinden şehir dışlarına taşınmaya çalışılıyor. Bunların sebebi çevre kirliliğini ve trafiği azaltmaktır. Bireysel veya toplu dinlenilen yüksek sesli müzikler gürültüye sebep olur. İnşaat ve endüstride kullanılan makinelerin sesleri de tabii ki gürültü kirliliğine sebep olur. Sesin seviyesini ölçmek için de desibel adını verdiğimiz ölçü birimi kullanılıyor. Gürültü kirliliğine karşı alınması gereken önlemlere de bakacak olursak tabii ki hava alanları, otogarlar, sanayi tesisleri yerleşim alanlarının dışına uzaklara kurulmalı. Kalabalık yerleşim bölgelerinde ses bariyerleri kullanılmalı. Bazen yapıyorlar, otobanların etrafında şöyle cam bariyerlerin olduğunu görüyoruz. Şuralarda evler varsa bu cam bariyerler oluşan sesin aşağıya daha az gitmesini sağlamış oluyor. Toplu taşıma tabii ki yaygınlaştırılmalı. Toplu taşıma her türlü kirliliği önlemek için yaygınlaştırılmalı. Bireysel araç kullandığımız zaman yaktığımız yakıt ve verdiğimiz kirliliği düşün. Toplu taşımada ise o insanların hepsinin bir otobüs içerisinde yaktığı yakıtı ve verdiği kirliliği düşün. Hem gürültü kirliliği hem hava kirliliğini önlemek için tabii ki toplu taşıma sistemleri yaygınlaştırılmalı. Ev ve iş yerlerinde çift cam takılmalı. Bu da sesin içeriye girmesini azaltacaktır. Gürültü kirliliği hem fiziksel hem de psikolojik rahatsızlıklara neden olur. Fiziksel rahatsızlıkları düşünecek olursak tabii ki çok yüksek desibelli bir sese maruz kalırsak kulakta işitmeyle ilgili problemler meydana gelebiliyor. Ama psikolojik etkenleri daha fazladır. Ders çalışmak zaten içimizden gelmiyor. Dışarıdan da bir tıkırtı duyduğumuz zaman ya ben biyolojinin bu konusuna çalışacaktım ama bu inşaatın gürültüsünden hiç konsantre olamıyorum tarzında gece uykusuzlukları, stres bozuklukları, çalışamama gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Yani psikolojik etkenleri biraz daha fazla oluyor diyeyim. Gençler zaten çalışmamak için bahane arıyoruz. Bunlar da tuz biber ekiyor ama çalışmayı asla da bırakmamamız gerekiyor. Aşağıda verilenlerden hangisi gürültü kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir? Tabii ki dikkat dağınıklığına sebep olabilir. Çok yüksek desibelli sesler işitme bozukluklarına yol açabilir. Uyku düzeninin bozulmasına sebep olur. Strese girdiğin zaman kan dolaşımın artar. Kan dolaşımının artmasına bağlı olarak da tansiyon, dolaşım sistemi hastalıkları meydana gelebilir gençler. Çalışma veriminin artmasına tabii ki ses kirliliği, gürültü kirliliği sebep olmaz. Buradan da ekolojik ayak izi dediğimiz kavram
programa geçiyorum. Belirli bir nüfusun doğaya yükünü hesaplamak için oluşturulan bir yöntem ekolojik ayak izi. İnsanların kullandığı yenilenebilir enerji kaynaklarını sağlayabilmek için gereken biyolojik olarak verimli toprak ve suyun bulunduğu tabii ki hektarı hesaplıyor, alanı hesaplamış oluyor. Ekolojik ayak izi bireyler için de hesaplanabiliyor, ülkeler için de hesaplanabiliyor. Yani diyor ki sen ülkece şu kadar madde kullanıyorsun. Bunun doğada tekrar oluşabilmesi için şu kadarlık bir alana ihtiyaç var. Senin ülkenin ekolojik ayak izi bu. Ya da bireysel olarak sen diyor ki ısınmak için sana şu kadarcık düştü. Bu binadan sana bu kadar düştü. Sen yemek yedin, yemeğinin yapımında şu kadar şu kadar şu kadar şu kadar doğaya zarar verildi. Bunların geri dönüşebilmesi için şu kadarlık alana ihtiyaç var. Senin ekolojik ayak izin bu diyorlar. Mesela salça üzerinden ilerlemiş olalım, bir örnek üstünden anlatayım. Salçanın da ekolojik ayak izini hesaplayabiliyoruz. Bir kavanoz salçayı düşünelim. Şimdi salça yapımında kullanılan domateslerin ve diğer ham maddelerin üretimi, bunların işlenmesi, depolanması, üretim yapan fabrikaya bir alan gerekiyor tabii ki. Ayrıca bu salçanın satıldığı bakkallar bir alan işgal ediyor. Salçanın üretimi ve dağıtımı sırasında açığa çıkan atık maddelerin ortadan kaldırılabilmesi için belli bir alana ihtiyaç var. Hesaplanan bu alanların tamamı bir kavanoz salçanın ekolojik ayak izini meydana getirmiş oluyor. Hızlı nüfusun artması, toprağın yapısının bozulması, artan enerji maliyetleri, içilebilir tatlı suların azalması gibi sebeplerle de tabii ki biyolojik kapasite azalmakta, ekolojik ayak izleri ise artmakta. Hatta dünyada bulunan alanlardan daha fazla ekolojik ayak izine sahibiz gençler. Yani kullanılabilir alanları gittikçe azaltıyoruz. Buna bir noktada da doğa dur diyecektir mutlaka. Su ayak izi dediğimiz kavramdan da bahsedelim. Bir ürünün veya hizmet üretmek için kullanılan su miktarını ifade eder. Yani aslında suya verdiğimiz zararı ifade ediyor. Su ayak izini de yeşil su ayak izi, mavi su ayak izi ve gri su ayak izi olmak üzere 3 ayak izini hesaplayarak bulacağız. Yeşil su ayak izi ne demek? Bir ürünün üretiminde kullanılan toplam yağmur suyuna yeşil su ayak izi deniyor. Mesela bir tane sweatshirt'ten bahsedelim. Bu sweatshirt'ün su ayak izini hesaplamak istediğimiz zaman bunun yapısında bulunan pamuğun yetiştirilmesinde kullanılan, o pamuk bitkisinin büyümesinde kullanılan yağmur suyu yeşil su ayak izini meydana getirmiş oluyor. Mavi su ayak izi ise bir ürünü üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey ve yeraltı su kaynaklarının toplam hacmi için kullanılıyor. Yani sen bu pamuğu ipe çevirmek, o ipi dokumak, dokuduktan sonra fabrikada işlemden geçirmek, bunu yıkamak için kullandığın maliyet mavi su ayak izi. Bir ürünün üretiminin sebep olduğu tatlı su kirliliğinin seyreltilmesi için harcanan su miktarı da gri su ayak izini ifade edecek. Karbon ayak izine de geçiyorum. Kurum veya bireylerin tüm yaşamsal faaliyetlerinde atmosfere verdikleri karbondioksit miktarına ve sera gazı miktarına karbon ayak izi ismini veriyoruz. Karbon ayak izimiz de günden güne tabii ki büyüyor. Karbon ayak izimizi küçültmemiz lazım. Küçültmek için de bireysel alabileceğimiz önlemler, ülke çapında alabileceğimiz önlemler ve dünya çapında alabileceğimiz önlemler var. Biz yapabileceğimizden yola çıkacağız. Öncelikli olarak tabii ki bireysel önlemler almalıyız. Ne yapacağız? Evde kullanılmayan elektrikli aletlerin fişini çekeceğiz. Hem enerji tasarrufu sağlayacağız, hem de karbon ayak izimizi küçültmüş olacağız. Yakın mesafelerde motorlu taşıt kullanımından kaçınmamız gerekiyor. Ülkemizde çok yaygın değil. Keşke yaygın olsa bisiklet kullanımı. Çevreye zarar vermiyorsun. Aynı zamanda fiziksel olarak kendini dinç tutmak için de spor yapmış oluyorsun. Mümkünse yürümeyi veya işte kullanabiliyorsak bisiklet gibi motorlu olmayan taşıtları kullanmayı tercih etmeliyiz. Tasarruflu lambalar kullanmalıyız. Çamaşır ve bulaşık makinesi gibi elektronik aletler tam dolmadan çalıştırmamalıyız. Ay bu bana yarın lazım deyip dolu olmayan bir makineyi çalıştırmamalıyız. Gereksiz ışıkları tabii ki evimizin içerisinde söndürmeliyiz. Muslukları gerektiği kadar açık tutmalıyız. Dişimizi fırçalarken ilkokullarda artık çizgi filmlerde bile çok fazla veriliyor bunlar. Dişimizi fırçalarken musluğun akmasının bir anlamı yok. Yarın öbür gün o su kaynağına çok ihtiyaç duyabiliriz. Bizi
bizim yaşamımızı idame ettirsek bile bizden sonraki nesillerin o su kaynaklarına ihtiyacı var, unutmayın. Doğada parçalanması zor plastik maddeler yerine tabii ki geri dönüşümü olan maddelerin kullanılması lazım. Cam ve karton olanları da tercih etmemiz gerekiyor. Bir tane soru çıktı karşıma. Belirli bir nüfusun doğaya yükünü hesaplamak için ekolojik ayak izi kullanılır. Evet, doğaya verdiğimiz zararı geri dönüştürebilmek için gerekli olan alana ekolojik ayak izi diyorduk. Ekolojik ayak izi sadece ülkeler için hesaplanır. Hayır, bireysel olarak da hesaplanabiliyor. Az önce salçanın ekolojik ayak izini hesapladık. Ekolojik ayak izinin büyüklüğü sabittir, değişmez. Maalesef ki büyüklüğü değişiyor diyeyim gençler. Cevabımız da tabii ki C'ye düşmüş oldu. Aşağıda verilenlerden hangisi karbon ayak izinin küçülmesini sağlamaz diyor. Meralardaki otçul canlı sayısını arttırmak. Bak, böyle şeylere düşme. Otçul canlı sayısını arttırmak, azaltmak. Sen canlıyı yok edemezsin. Ekosistemde var olan bir şeyi değiştiremezsin. Fabrika bacalarına filtre takmak, yenilenebilir enerji kullanmak, ekosistemde üretici kaybını engellemek, güneş enerjisini kullanmak tabii ki karbon ayak izinin küçülmesini sağlayacaktır gençler. Bazen diyorum ki erozyonu önlemek için var olan bitki örtüsü sökülerek güçlü kökleri olan bitkiler ekilmeli gibi cümleler yazıyoruz. Sen var olanı bozamazsın. Unutma. Ben otçul canlı sayısını azaltayım. Otçul canlılar oksijenle solunum yapıp karbondioksit veriyorlardı. İnekleri bilmem nelere yok edelim. Karbon ayak izi küçülsün diye bir mantık yok. Canlıyı yok edemezsin. Sen bireysel olarak kendi verdiğin zararı engellemek zorundasın. Geri dönüşümden de bahsedelim. Geri dönüşüm dediğimiz zaman tabii ki geri dönüşümün bize sağladığı avantajlar var gençler. Bu avantajlardan bakacak olursak doğal kaynakları tabii ki korumuş olacak. Enerji tasarrufu sağlamış olacak. Ekonomiye katkı sağlayacak. Atık miktarını azaltacak diyeyim. Doğal kaynaklar birazdan gelecek, karşımıza çıkacak. Doğal kaynakla ne kastediyorum? Bizim yenilenebilir enerji kaynaklarımız, bir de yenilenemez enerji kaynaklarımız var. Yenilenebilir enerji kaynağı ne demek? Ben onu kullandığım zaman o bitmiyor. Ben çatıya güneş paneli taktım, güneş panelinden ışık vurdu, bizim evdeki su ısındı diye güneş bitmez. Rüzgar yel değirmenini döndürdü, buradan enerji elde ettim diye rüzgar bitmez. Bunlar yenilenebilir enerji kaynakları. Fosil yakıtlar, nükleer maddeler yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Bilmem kaç milyon senede o kömür rezervleri oluşmuş, 500 senede kömür rezervlerinin yüzde bilmem kaçını tüketmiş durumdayız. Yani bunlar daha sonra oluşması çok uzun sürecek. Bir süre sonra da aşırı kullanıma devam edersek bitecek enerji kaynaklarıdır. Geri dönüşüm yaptığımız zaman tabii ki doğal kaynağı koruyacağım. Kağıdı düşün. Ben kağıdı geri dönüşüme gönderdiğim zaman tekrar ağaç kesmeyeceğim. Yani doğal kaynağı korudum. Ağaçtan kağıt yapmaktansa geri dönüşümden tekrar kağıt yaptığım zaman daha az enerji harcıyorum. Yani enerji tasarrufu sağladım. Ekonomiye tabii ki katkı sağlıyor. Yeni bir istihdam alanı oluşmuş oluyor. Atık maddelerim de azaldı. O kağıt orada duracaktı. Bilmem kaç sene ben onun bozulmasını bekleyecektim. Bu durumda ortadan kalkmış oluyor diyeyim gençler. Yukarıda verilenlerden hangilerinin geri dönüşümü yapılabilmektedir? Kağıdın, plastik şişenin ve camın tabii ki geri dönüşümü yapılabilmektedir. Geri dönüşümle ilgili yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Çöp depolama alanlarının tabii ki azalmasını sağlayacak. Çünkü daha az çöp çıkartmış olacağım. Doğal kaynaklara duyulan ihtiyaçları azaltacak. Ben o ağacı kesme gereksinimi duymayacağım. Ülke ekonomisine de tabii ki katkı sağlamış olacak. Ağaçtan kağıt yapmaktansa kullandığın kağıttan tekrar kağıt yapmak daha ekonomiktir diyeyim gençler. Hangileri doğrudur dediği için de cevabımız 1 ve 3 oldu. Şimdi bazı kavramların üstünden de konuşalım, oradan geçiş yapayım gençler. Sürdürülebilirlik dediğimiz bir durum söz konusu. Sürdürülebilirlik ne demek? Ülkelerin ekonomik olarak sürdürülebilirlik 20 senelik planları, 50 senelik planları da yapılır. Sürdürülebilirlik demek sen kullan, ihtiyacını karşıla, senden sonraki nesilleri de düşün. Yani bir kaynağı kendi ihtiyaçlarımızı karşılayıp bizden sonraki nesilleri de düşünerek kullanmaya sürdürülebilirlik ismini veriyoruz.
su kaynaklarımı tabii ki kullanmalıyım. Ama ben su kaynakları aman benim ölene kadar bitmez bu kaynaklar deyip sınırsız bir şekilde kullanamam. Benden sonraki nesilleri de hesap etmem gerekiyor. Doğal kaynaklardan bahsettim. Yenilenebilir enerji kaynaklarımız ve yenilenemez enerji kaynaklarımız var. Yenilenemezler fosil yakıtlar ve nükleer enerji dediğimiz türdür. Endemik türü artık daha fazla biliyoruz çünkü ülkemizde ve dünyada pandemi yaşanıyor. Pandemi ne demek? Her yerde görülen, endemi sadece o bölgeye özgü olan anlamına geliyor. Ülkemizde endemik tür açısından zengin bir ülkedir gençler. Endemik türlerin fazla olması, yani dünya üzerinde sadece belirli bölgede yaşayan bir canlı türünün benim ülkemde olması tabii ki benim ülkeme kar getirecektir. Hem ekonomik anlamda hem kültürel anlamda karlı bir iştir diyeyim. Biyoçeşitlilik dünya üzerinde bulunan toplam canlı çeşitliliğinden bahsediyoruz. Biyoçeşitliliği korumak istiyoruz. Biyoçeşitliliğin azalmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Unutmayın. Biyo kaçakçılık dediğimiz şey de canlıların bir ülkeden bir ülkeye kaçırılması anlamına geliyor. Ya canlının doğrudan götürülmesi ya da canlıdan alınan bir vücut parçasının götürülmesi anlamına geliyor. Ülke ekonomilerine zarar verir. Mesela senin ülkende bilmem ne çam türü diyelim ki endemik bir tür. Bu çam türünden bir ilaç yapıldığını hayal et. O zaman bu ilaçın yapımı için senden bu çam türünü satın almak zorundalar. Ülke ekonomisine katkı. Veya işte kültürel amaçlı ziyaretler yapılacak. Kültür turizmi yapılacak. Bunu görmek için senin ülkene gelecekler. Senin bu çam ağacının dalını koysa valize, ülkesine götürse, uygun koşulları yaratsa o çam ağacını orada da büyütebilecek. Bu biyo kaçakçılık anlamına geliyor. Hem maddi cezaları var hem de hapis cezaları veriliyor. O yüzden havaalanlarında hayvan kalıntılarını taşımakla ilgili çeşitli prosedürler var gençler. Biyolojik çeşitliliği korumak için tabii ki kurulan alanlar var. Doğal koruma alanları ve yapay koruma alanları. Yapay koruma alanlarıyla kastettiğimiz şeyler botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleridir. Hayvanat bahçelerine karşı hayvanların kafes içerisinde tutulmasına, botanik bahçeleri dediğimiz alanlar ise bitki türlerinin getirilip çok fazla çeşitli bitki türünün yetiştirildiği bölgelerdir. Biyoçeşitliliğin korunabilmesi için oluşturulan doğal koruma alanlarına mesela milli parkları örnek verebiliriz. Milli park dediğimiz alanlarda sınırlar belli, hayvanlar, bitkiler orada bırakılıyor. Koruma altına alınmış doğal ekosistem oluşturulmuş durumda. Biyoçeşitliliği korumak için tabii ki tohum bankası dediğimiz bankaları da oluşturmuş durumdayız. Ne yapıyoruz? İleride bu canlıların nesli tükenebilir. Nesli tükenmesin diye bunlara ait tohumları sakladığımız özel laboratuvarlardan bahsediyoruz. Ülkemizde de Ankara'da çok büyük bir Avrupa'nın üçüncüsü sanırım tohum bankamız var diyeyim gençler. Böylelikle bir tane daha soru yapayım. Aşağıda verilen grafiklerin hangisinde gösterilen değişim ülkemizde bulunan endemik türlerin korunmasını sağlar? Küresel ısınma artacak, ülkemizdeki endemik türler korunacak. Dünyadaki canlı türleri için iyi bir şey değil küresel ısınmanın meydana gelmesi. Su kaynakları azalacak, canlılar daha da iyi olacak. Hadi oradan. Erozyonun artması istediğim bir şey değil. Çevre kirliliğinin artması istediğim bir şey değil. Ama toprak veriminin artması tabii ki canlıların, sadece endemikler için demeyeyim, canlıların sayısının artmasına sebep olur. Ülkemiz dediğim gibi endemik canlı türü açısından da zengindir. Hem bitki türü hem hayvan türü açısından. Ülkemizin endemik canlı türü açısından zengin olması da tabii ki üç tarafının denizlerle çevrili olması, farklı iklim kuşaklarına sahip olmasından, jeolojik yapısından kaynaklanıyor diyeyim. Geçen dersimizin ödüllü sorusuna geçeyim. Şemada azot döngüsü özetlenmiştir. Buna göre numaralandırılmış kısımlardan hangilerinde görev alan canlılar kemosentezle besinlerini üretebilir? Şimdi azot döngüsünün şekilsel soruları çok fazla derecede karşınıza çıkar. Asıl önemli olan o büyük büyük gösterdiğim saprofitler amonyak yapacak, o nitrite, o nitrata dönüşecek ya, o hikaye bizim için önemliydi. Ayrıştırıcı canlıların NH3'e amonyağa çevirdiğini şurada bir de gördüm. Yani buradaki canlılar ayrıştırıcı, çürükçü, saprofit canlılardır. Bunlar gayet tüketici canlılardır. Kemosentezde işi yok. Amonya nitrite, nitritin nitrata dönüşmesini sağlayan nitrit ve nitrat bakterileri ise kemosentez yapan canlıların en güzel örneğidir. Kemosentez
sentezle besinlerini üretebilir dediği için cevabımız 2 ve 3 oldu diyeyim. Gençler, geldik bu dersimizin ödüllü sorusuna, ama dediğim gibi bu TYT konu anlatımlarımızın son videosuydu gençler. O yüzden ödüllü soruyu ben çözmüş olayım, ama sizden de yorum istiyorum gençler. Bugüne kadar birlikte devam ettirdiklerimiz, aşağıya bir yorum yazsınlar. Ben de onları göreyim. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Güzel yorumlarınız için de çok 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 teşekkür ediyorum. Özellikle bu sene mezunlardan çok fazla derecede yorum aldım. Hepsinin yorumuna da çok sevindiğimi söylemiş olayım. Türkiye'deki biyolojik çeşitliliğin korunması amaçlı yapılan aşağıdaki çalışmalardan hangisiyle canlılar kendi doğal yaşam alanlarında ortamda bulunan diğer türlerle birlikte korunmuş olur? Tohum bankası dediğin şey, tohumları alıp sen saklıyorsun. Yani doğal yaşam alanında koruyorsun diyemezsin. Gen ve polen saklama bankaları da yine senin toplayıp sakladığın özel laboratuvarlar. Hayvanat bahçeleri doğal koruma alanları kesinlikle değil gençler. Hayvanat bahçelerine karşıyız. Tabiat koruma alanları, milli parklar, bunlar doğal koruma alanlarıdır. Doku kültüründe üretim alanları da yine laboratuvar şartlarında üretim yapılan alanlardır diyeyim. Gençler, hemen size de böyle bir veda edeyim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.